dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İklim değişikliğine karşı mücadele, çok sayıda öğrenci için derslere girmekten çok daha önemli. Yıllardır iklimi koruyacak bir yasa çıkarma cesareti gösteremeyen politikacılar, Mannheim kentinde çocukları okula gitmeyip iklim boykotuna katılan dört aileyi para cezasına çarptırdı. Kasrue'deki bölge valiliği SVR'in olayla ilgili sorusunu teyit etti habere göre her aile 88,5 euro para cezası ödeyecek. Aylardır iklim protestosu yapan Fridays for Future hareketi para cezasını akıl almaz olarak değerlendirdi. Görünüşe göre yetkililer iklim sorununun genç nesillerin giderek endişe kaynağı haline geldiğini anlamıyor. Fridays for Future hareketi sosyal medya üzerinden cezaya çarptırılan öğrencileri desteklemek için bağış çağrısı yaptı. Para cezasına bir tepki de Bağdat Bülten'deki sol partiden geldi. Kararı pervasızlık olarak değerlendiren Eyalet Milletvekili Akbulut, "Artık daha iyi bir dünya için çalışmanın bedelini biliyoruz. Kasru ve valiliğine 88,5 euro ödemek." dedi. Başından beri gelecek için Cumalar Hareketi tarafından yapılan iklimin korunması protestoları politikacılar tarafından okulu asma suçlamasıyla kriminalize edilmeye çalışıldı. Kültür Bakanları Konferansı Başkanı Hessen Eğitim Bakanı Lords da The Site yaptığı açıklamada yaz tatilinden sonra cezalandırmaların artacağını belirtti. Gelecek için Cumalar Hareketi, iklimin korunması gösterilerine son verilmesini isteyen Hessen Eğitim Bakanı Alexander Lortz'un özür dilemesini istedi. Çarşamba günü Hessen Fridays for Future grubu tarafından yapılan açıklamada Lortz'un gösterilerin hedefine ulaştığı açıklamasının doğru olmadığı vurgulandı. Açıklamada bize göre Hessen eyalet hükümetinin bir üyesinin Avrupa'nın en büyük iklim ve öğrenci hareketinin hedefleri hakkında bu kadar zayıf bilgi sahibi olması şok edici denildi. Aynı zamanda Eğitim Bakanları Konferansı'nın şu anki başkanı olan Lords haftalık The Site gazetesiyle yaptığı söyleşide okuldan uzak durmak hiçbir yarar sağlamaz demişti. Lords yaz tatilinden sonra öğrencilerin iklim boykotları tekrar başlarsa para cezası gibi yaptırımlara başvurulacağını belirterek aba altından sopa göstermişti. Frankfurt, ormanlardaki ağaçların ölümüne endişeyle bakıyor geride bıraktığımız kurak yaz ve kurak kış Frankfurt şehir ormanında yıkıcı bir etki yaptı. İdarenin on binlerce kurumuş ve zararlıların saldırısına uğramış ağacı kesmesi gerekiyor. Çevre sorumlusu Haylik bu durumu bir felaket cümlesiyle özetliyor. Haylik'e göre kayın ağacı, diş budak, çam veya meşe ağaçları türlerinin kötüye gitmesi dramatik bir durum geçtiğimiz birkaç hafta içinde yağan az miktardaki yağmur doğanın iyileşmesi için yeterli değil. Sorumlu iklim krizinin ortasındayız ve bu şehir ormanlarında belirgin bir şekilde kendisini gösteriyor dedi. Ormandaki toprağın 25 ila 180 santimetre derinliğine kadar ıslatılması böylece köklerin acilen ihtiyaç duyulan suyu alabilmesi ve ağacın yapraklarına taşıyabilmesi için sürekli yağmura ihtiyacı var. Bunun için günde 24 saat 3 ila 4 ay yağmur yağması gerekiyor. Rodenfels günlük çalışmalarımızı ağaçların ölümü belirlemeli. Yol bakımı gibi diğer işleri ertelemek zorundayız. Çünkü tamamen trafik güvenliğiyle uğraşıyoruz dedi. Devlet idarecileri bol yağmur, kuraklığa dayanıklı ağaç türlerinin bulunması gibi iklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklığın çözümünü yine doğadan bekliyor. Ancak iklimin değişmesine sebep olan kirlenmeye karşı hangi önlemlerin alınması gerekiyor sorusuna cevap vermemek için laf kalabalığını dolaşıma sokuyor. İklimin korunması için sokağa çıkan gençleri de cezalandırarak konunun gündemden düşürülmesi için çabalıyor. Savunma Bakanlığı görevinde tamamen başarısız olan Urzula, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı oldu. AKK da başarısız olursa Almanya Başbakan olacak. Ursula von der Leyen'in Savunma Bakanlığı görevinden ayrılarak Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer Almanya'nın yeni Savunma Bakanı oldu. AKK daha önce kabinede yer almayacağını ve sadece genel başkanlık görevine yoğunlaşmak istediğini açıklamıştı. Bir insan hakları aktivisti, bir yazar, ve sınır tanamayan Gazeteciler Birliği Başkanı hakkında verilen beraat kararı manşetlere çıktı. Onlar terör örgütü propagandası yapma suçuyla sanık sandalyesine oturtulmuştu. Ve 14 yıl hapis cezasıyla yargılanıyorlardı. Şebnem Fincancı alkışlarla karşılandı. Üç sanıktan birisi olan Şebnem Fincancı, 3 yıl süren davanın ardından beklenmeyen bir şekilde serbest bırakıldı. Uzun zamandan bu yana ilk defa iyi bir haberle buradayız. Normal olarak biz hep mahkumiyet kararını konuştuk. Çoğu durumda insanlar işlemedikleri suçlardan yargılandılar, dedi. Mahkemenin beraat kararı şaşkınlık yarattı. Fincancı, yazar Ahmet Nesin ve sınır tanımayan gazeteciler Türkiye sorumlusu Erol Önderoğlu hakkında 2016 yılında terör örgütü propagandası yapma suçundan dava açılmıştı. Sebep, Özgür Gündem Gazetesi'nin gelen yayın yönetmenliğini sembolik olarak üstlenmeleriydi. Ancak 3 yıl süren davada mahkeme kanıt gösteremedi. Erol Önderoğlu'na göre mahkemenin beraat kararı tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Çünkü basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye daha önce olduğu gibi 180 ülke arasında 147. sırada bulunuyor. Gazeteciler için dünyanın en büyük cezaevi her gün gazeteciler mahkemelere sevk ediliyor. Yabancı medya mensupları üzerindeki baskılar da artıyor. Hükümete yakın SETA tarafından Türkiye düşmanı haberler yaptıkları gerekçesiyle BBC Türkçe, Euronews, Doğuşevelle, Sputnik gibi yayınların yer aldığı gazeteciler hakkında bir kara liste yayınlandı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.